Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de ikinci sezonun finalini çekiyorum ve hala rehber yüklenmediği için kendi seçimlerim olacak. Hatalı seçimleri açıklamada doğrularıyla değiştireceğim. Dikkat ederseniz sevinirim. Bölüm 12. Yaşa öfkeli Durga. Sabah beni zemin kattaki gürültü uyandırdı. Bugün Durga Puja'nın ilk günüydü. Ahmet'in sözlerini aklımdan bir türlü çıkaramadım. Kitap hakkında konuşurken Kalküta'da hiç arkadaşım olmadığını söyledi. Burada yaşamaya devam edip etmemeyi düşünmeliyim. Yataktan kalktım, hazırlanmaya başladım. Aşağıdaki birçok ses arasında kardeşimin sesini duyunca şaşırdım. Ona ailemize gerçekten ne olduğunu söylemeliyim. Bilmeye hakkı var çünkü o da bir bosu. İkimize de yalan söylediler. Ailemizin hikayesi ona doğrudan dokunuyor. Basit bir aile değil, seçkin bir aile. Gerçi ben bile neler olduğunu tam olarak anlamadım. Ailelerimiz arasındaki ittifakın bozulmasına rağmen Amrit hala beni destekliyor. Sebebi ne olabilir? Sadece duygularına güvenen biri değil. Eylemlerinde mantık var. Aramızda sevgi yok. Yani tek bir cevap var. Nedense bana ihtiyacı var. Bedenime değil, güvene. Yoksa beni daha tapınaktayken öldürürdü. Oturma odasına geçince Bayan Çuhan ile Kira'nın yanında genç bir bayan misafir gördüm. Amala, günaydın, çabuk gel. Durga bayramı sana hayırlı gelsin. Teşekkür ederim. Yeğenimle tanış. Bu, Jaya. Günaydın Amala Khan. Daha önce tanışmış mıydık? Tanıştığıma memnun oldum. Çok tanıdık geliyorsun. Hayır, sanmıyorum. Seni hatırlardım. Onun görüntüsünü hatırlamaya çalıştıkça benden kaçıyor. Kiran kanepede oturuyordu. Ara sıra Jaya'ya bakıyordu. Bu bakışı bilirim. Kiran da şıp sevdi. Kaç yaşındasın? Ben mi? 15 yaşıma yeni girdim. O kadar büyüdü ki ama benim için hala aynı küçük tavşan. Ne kadar güzelleşti. Uzun bacaklı antilopum benim. Abartma teyzeciğim, mahcup oluyorum. Baban şimdiden damat adaylarını araştırıyordur. O beni çok önemsiyor. Görünüşe göre Dubeylerin statüsünde bir aday arıyor. Ah bebeğim, onların sadece bir oğulları var. Ve onun da başı bağlı. Beklerim, belki bir gün müsait olur. Ne? Kim bu Dubeyler ya? Onlar hakkında ne çok konuşuyorlar. Kadınlar erkek kardeşimin bu memnuniyetsiz sözlerini aldırmadı. Çok beklersin. Şimdi aramak lazım. Acelem yok. Okumak, dünyayı gezmek istiyorum. Kitaplarda öğrenirsin. Hayatını ne zaman yaşayacaksın? Neden buradaki tek aile Dubeylermiş gibi algılanıyor? Onlardan başka 11 nüfuzlu aile daha var bu şehirde. Bayan Çuhan şaşkınlıkla bana baktı. 11 mi? Düzine hakkında bilgin mi var? Hakkında bir şeyler okudum. Merali Patil'in çalışmalarını mı okudun? Siz de mi? Herhalde canım. Jaya ile o düzinledeki ailelerden birinden geliyoruz. Ama bu kitabı nerede buldun? Her yerde olmaz o. Amrit'ten aldığımı söylersem Priyanka hemen akıl yürütür ve yakın olduğumuzu düşünür. Ne gerek var şimdi? Amrit'in kütüphanesinde buldum. Demek ki bir yerlerde var yine de. Sağlam arkadaşlarım var. Bu kitabı okumamı sağladılar. Düzineden birileri mi? Gerçekten de ciddi insanlar olmalı. Kimmiş? Hava atıyorsun Mala, değil mi? Amrit hakkında konuşmamayı tercih ettin. Herkes edindiğin bağlantılara şaşırdı. Neymiş bu düzine? Bu eyaletteki 12 güçlü aile hakkında yazılan bir kitap. Öyle mi? Öyle bir şeyi kim merak etsin ki? Çok şaşıracaksın Kir, ama sen merak edebilirdin. Jaya bana döndü. Amala, festivale gidiyor musun? Birlikte gitmek ister misin? Ah çocuklar, hep birlikte giderseniz size yetişemeyeceğim. Geçen Kir çok gergindi ve Bayan Çuhan'la hiçbir yere gitmek istemediğini söyledi. Garip davranıyor ve çocuğu huzursuz ediyor. Sürekli rahatsız edilecekse tatilden zevk alması pek mümkün olmayacak. O zaman kiminle gideceklerine karar versinler teyzeciğim. Ben siz giderseniz gücenmem. Kiran kıza tekrar ilgiyle baktı. Abla kalbim dayanamadı. Kızdan hoşlanmış, bunu saklamaya çalışsa da. Bunu söylemek için çok erken ama Kir Jaya'yı çok fazla bakıyor. Belki birlikte zaman geçirmekten mutlu olurlar.
Birlikte gidelim. Sizinle geleceğiz Bayan Çuhan. Eminim üçümüz çok eğleneceğiz. Arkadaşlarımın daha sonra katılmasının sakıncası var mı? Memnun olacağım. İngilizce pratik yaparım. Yani dürüst olmak gerekirse İngilizcen biraz zayıf. Bu konuda sana yardım edebilirim. Hadi iyisin. Benimle pratik yapabilirsin. Ya teşekkür ederim. Jaya ile gitmeyi tercih ettin. Bu seçim hikayeyi etkileyecek. Harika. Güzelce eğlenin. Aryan ile ikimiz festivale daha sonra geliriz. Amala, istersen festivale hazırlanmana yardım edebilirim. Çok güzelsin. Seni daha da güzelleştirmek benim için zevk olur. Yardım edebilir misin? Çok memnun olacağım. Dürüst olmak gerekirse neredeyse tüm sarılarım bitti. Bitti mi? Olmaz öyle. Asil bir kızın bir sürü güzel sarısı olmalı. Bence onlara çok fazla önem veriyorlar. Arkadaşlarım bile sürekli onlara dikkat ediyor. Böyle olması gerekiyor zaten. Hadi gidelim. Bende var bir şeyler. Sana inanılmaz yakışır. Ve o zaman yine hilemizi açalım. Hafif ve güzel bir kıyafet çıkardı. İşte bu elbise geleneksel, Tayland tarzında yapılmıştır. Onların dini bizimkine çok yakın. Elbise mi? Bunu söylemek için çok az kumaşı var. Evet ama çok hoş görünüyor ve yerel halk bunu takdir edecek. Bu bir puja bayramı, ilginç bir şekilde giyinmek lazım. Çok açık değil mi? Ama Kiran bizimle olacak, o seni korur değil mi? Öyle mi dersin? Şey evet, cesur bir genç adama benziyor. Eh Kir, görünüşe göre bir şansın bile var. Önerdiği elbiseyi giymeye karar verdim. Hafif kıyafet. Puja kombini. Pahalı puja kombini. Pahalıyı alalım ya. Çok güzel. Şimdi saç. Zarif stili alalım. Bu kıyafetin güzel mücevherlere ihtiyacı var. Yanıma birkaç tane aldım. Bazıları oldukça pahalı. Sana onları hediye edebilir miyim? Emin değilim. Ah aklından bile geçirme. Hepsini sana geri vereceğim. Hayır hayır, çoğunu hiç takmadım ve muhtemelen asla takmam. Pujadan sonra onları sana verebilir miyim diye babama soracağım. Bana karşı çok naziksin. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Babam yüzünden hep dört duvar arasındayım. Neden? Beni katı bir Hint kültürüne göre yetiştirmeye çalışıyor. Ben ise yeni bir şey öğrenmek istiyorum. Sen ve Kiran benim için yeni bir soluk gibisiniz. Size o kadar çok şey sormak istiyorum ki. Kız utanarak güldü. Çok tatlıydı ve hala çok gençti ama kadın güzelliği şimdiden yavaş yavaş yeşeriyordu. Zarif kıvrımları ve yumuşak hareketleri kendini belli ediyordu. Hadi şunu dene. Basit süslemeler. Fantazi takı. Altın mücevherler. Ya ben bu kadar dolu şey sevmiyorum ya. Bu daha narin duruyor. Bunu alacağım. Çok güzel görünüyorsun. Daha fazla oyalanmamaya karar verdik. Annemi düşündüğüm bu son günlerde ruhuma ağırlık çöktü. Kafamı dağıtmak için bir şeyler yapmak istedim. Bu arada hilemizi kapatalım. İnşallah diğerleri için de kıyafet istemezler. Mahadevi Durga Tapınağı Kalküta'nın biraz dışındaydı. Bu yüzden Bayan Çuhan bizim için şoför çağırdı. Kutlama sırasında şehir biraz çıldırmış gibiydi. Tüm sokaklar her biri istisnasız bir şekilde Büyük Durga'ya atıfta bulunan parlak süslerle dekore edilmişti. Kelimenin tam anlamıyla her yerde pandallar, tanrıçanın onuruna kurulan geçici sunaklar vardı. Hepsi birbirinden farklıydı. Bazıları daha büyük, kendi başına bir yapı gibiydi. Bazıları daha küçük, tenha köşeleri oluşturuyordu. Genellikle rutin kaygılarla boğuşan yerlilerin yüzleri bu sefer mutlu gülümsemelerle parlıyordu. Onları ilk defa bu kadar mutlu görüyorum. Tanrıçanın merhamet yolu. Bugün Tanrıçaya olan sevgilerini ve sadakatlerini tam olarak gösterebilecekleri bir gün. Sevgi bu insanları mutlu eden birkaç şeyden biri. Durga'yı onurlandırmak ve onu memnun etmek istiyorlar. Onlara baktığı için büyük anneye teşekkür etmek istiyorlar. Sevgi mi? Bu onların zalim geleneklerine ve görücü usulü evliliklerine uymuyor. İşte şimdi buna gerçekten ne kadar ihtiyaçları olduğunu anlıyor musun? Derin düşünceler bunlar. Kendini onlardan biri olarak mı hayal ediyorsun? Hayır, ben zaten onlardan biriyim. Namaste. Tanrıça için adak satın almak ister misiniz? Çiçekler, aromatik yağlar, küçük hayvan etleri. Durga'nın yıkanma ritüeli çoktan başladı. Upaçara'yı
Upaçara'ya göre ardından hediyeler gelir. Upaçara, puja boyunca yapılan bir dizi eylemler. Tanrıçaya yıkanması için sunmuşlar. Sırada hediyeler var. Birkaç kelime anlayan Kiran düşünceli bir şekilde mırıldandı. Tanrıçanın banyoya ihtiyacı var mı? Evet, tapınağa gitmeden önce herkes banyo yapmalı. Acaba bir tanrıça kirlenmeyi nasıl başarır? Durga'ya çiçek sunmak istiyorum. Amala Kiran, bir şey ister misiniz? Tanrıçayı sevindirin. Bir hediye satın almak istiyorum. Onun var olduğunu biliyorum. Onu sevindirmek güzel olurdu. Ne alacaksınız? Mahadevimiz savaşçı olmasına rağmen bu hediyelerin herhangi birinden memnun olacaktır. Ben şunları alacağım. Çiçekler, aroma yağları, et. Ben bunlardan neyi seçeceğimi bilmiyorum. Tanrıçanın gazabı aldık ya. Pahalı ve zarif bir hediye. Muhtemelen takdir edecektir. Elbette. Şimdi her şeyi paket yaparım. Tanrıça Durga'yı sevindirdin. Bu gelecekte bir rol oynayacaktır. Büyük ihtimal et alsaydık lütuf verecekti. Kadın işini bitirdiğinde Kiran bana baktı. Buna inanıyor musun? Evet. Tanrıçadan seninle de ilgilenmesini isteyeceğim. Saftirik kardeşim benim. İlahi bir kutsamaya ihtiyacım yok. Ben kendi başıma iyiyim. İsterseniz bunu adak toplayan Pujari'ye verebilirim. Yanınızda hediye taşımak zorunda değilsiniz. Teşekkür ederim. Festivalin bir sonraki aşaması yakında başlayacak. İzleyelim. Orada ne olacak? Baş Pujari Arati ritüelini gerçekleştirecek. Peki bu ne anlama geliyor? Tapınağın girişini ritüel ateşle aydınlatacak. Devadasilerin dans edeceği ve müziğin çalınacağı güzel bir gösteri. Pujari'nin kendisi ise oldukça yakışıklı. Amala onu tanıyorsun. Aman aman yakışıklıymış. Ay Ahmet mi? Genç Dubey'den bahsediyorsun değil mi? Evet. Amrit tapınakta ve yine devadasiyle. Vakit geçirmeyi en sevdiği ortam bu mu? Beni gördüğünde nasıl tepki verecek acaba? Tamam. Sen de kıskanıyorsun herhalde canım. Tapınak meydanına gitmeden önce yıkan, tütsü satın al, kutsal yemek ye. Yıkanalım. Hadi biz de yıkanalım. Tapınağa girmek istiyorsak bunu yapmalıyız. Hızlıca yıkanma ritüelini gerçekleştirdik. Elleri, ayakları, yüzü ve ağzı yıkamak 10 dakika sürdü. Saate baktım. Killian, Lima ve Gabriel gelmek üzereydi. Şaşırtıcı bir şekilde onları ikna etmem bile gerekmedi. Festivale gelmeyi seve seve kabul ettiler. Ama içimden bir ses bana eğlence kısmıyla hiç ilgilenmediklerini söylüyordu. Biraz daha kalalım. İş arkadaşlarımı beklemek istiyorum. Amala çok zaman kaybedeceğiz ve her şeyi görmek için zamanımız olmayacak. Tamam da onları burada bırakamam. Hadi sen kal, biz gidelim. Kiran dikkatli olacağına ve meydan dışına tek bir adım bile atmayacağına yemin etmeye başladı. Zorla gülümsedim ve teklifini kabul ettim. Tamam, sana güveniyorum. Umarım iyi vakit geçireceksin. Bu festivali hep hatırlayacaksın. Güvenimi boşa çıkarmayacaksın. Okul arkadaşlarına Hindistan'da gerçek bir dini kutlamaya gittiğini anlatacaksın. Vay canına, kıskançlıktan ölecekler. Yine vefa aldık. Kardeşim mahiyetiyle birlikte meydana gitti. Sonunda tek başıma kaldım. Beklerken lezzetli yemekler yedim ve mahalleli kızlarla sohbet ettim. Kutlama güzel ve eğlenceli geçiyordu. Zaman zaman kafamda annem ve ailemle ilgili üzücü düşünceler belirdi ama onları uzaklaştırmaya çalıştım. Şimdi değil, bugün değil. Bir süre sonra herkes bir araya geldi. Kısaca kutlamanın nasıl ilerleyeceğini ve puja kurallarını anlattım. Yakında tapınak meydanında ilginç bir ritüel başlayacak, izleyebiliriz. Faydalı olsun yeter, zaman kaybetmek istemiyorum. Yoldayken birkaç biblo olabilir miyiz? Bu da bir zaman kaybı. O ıvır zıvırı ne yapacaksın? Tabii ki. Burada çok ilginç şeyler var. Hadi birlikte bir şey seçelim. Harika. Lima mutlu. Tapınağa yaklaştık. Ondan önce herkes yıkanma ritüelini gerçekleştirdi. Meydanın ortasına şehir sokaklarında daha gürültülü ve kalabalıktı. Pujariler, yerel halk, süslü kızlar ve delikanlılar. Herkes bir ileri bir geri yürüyor. Dans ediyor, şarkı söylüyor ya da yemek yiyordu. Killian onlara baktı.
Orada Ratan'ı mı gördüm ben? Sosyal fobim başlıyor. Derin nefes al, abartma. Şimdi nasıl hissettiğini hayal edebiliyorum. Düzgün ve temizlik hastası. Kes şunu, sadece burada rahat değilim. Yok yok, Amala haklı. Neyse ki burası tam sana göre Amala. Bir sürü insan, kaybolmak kolay, başını belaya sokmak kolay. Kelin cevabını takdir etti. Tapınağa giderken pazar çadırlarının önünden geçtik. Burada bile tüccarlar kazanç sağlama fırsatını kaçırmadılar. İçlerinden aktarcının çadırını fark ettim. Ne çok şey satıyor. Her bir bitkinin hakkında her şeyi biliyor mu? Ben olsam yanımda ansiklopedi taşırdım. Ansiklopedi. Aa, kütüphanedeki o kitap. Bayan Çuhan'da bulduğum birkaç bitkinin adını aklımda bile tuttum. Onları sormalıyım. Kadına yaklaştım. Yüzü tanıdık geldi. Namaste. Çiçekler. Sunak için mi? Şu bitkileri biliyor musunuz? Sarı kantoron ve ruh sarmaşı. Ayasması ve kırmızı özsu. Çolipong ve ruh asması. Kırmızı reçine ve virol. Çolipong'du diye hatırlıyorum. Neden soruyorsun? Abim bu otlardan toplamış da bir şeyler yapacakmış. Artı bir saygı. Doğru hatırlamışım. Doğru bitkileri aklında tuttun. Kadın başını sallayarak bana yan yan baktı. Bence yalan söylüyorsun. Neden? Senin bu otları öyle durduk yerde kullanmazlar. Bu otlar psikotropik. İçersen çıldırırsın. Nasıl yani? Uyuşturucu gibi mi? Yok, bağımlılık yapmıyorlar. Ama öyle bir şeytanlığı kafandan çıkarır ki kendini tanıyamazsın. Onlarla ancak başka birine zarar verirsin. Ah, anladım. Çadırdan uzaklaştım. Zar zor ayakta kaldım. İş arkadaşlarım bana soru sorarcasına baktılar. Hey, nereye gittin? Onları nerede kullanmak istiyorsun? Onunla ne konuştunuz? Size öyle bakıyor ki. Sonra konuşuruz. Devam edelim. Bayan Çuhan, ne işler çeviriyorsunuz siz böyle? Ve işte Ratancık şurada. Sonunda kalabalığın etrafını kuşattığı tapınağa vardık. Her şeyi daha iyi görmek için öne çıktım. Ön sıralardaydım. Henüz içeri kimseyi almıyorlardı. Tüm dini uygulamaları yapan birkaç pujari girişte duruyordu. Başlarında ritüel ateşi tutan Amrit vardı. Beni fark etmedi ama hissetti ve hemen kalabalıkta gözleriyle beni aramaya başladı. Ondan uzakta ellerini kenetlemiş Ratan duruyordu. Beni hemen fark etti. Amrit meydanın ortasına gidip tören alevini başının üzerine kaldırdığında Arati ritüeli başlamış oldu. Diğer pujariler mantrayı okuyarak enstrüman çalmaya başladılar. Yaşa öfkeli Durga. Ev veren Şaranya, sen de yaşa. Esenlik bahşeden sen de yaşa. Mahadevimiz sen yaşa. Onu ilk kez görev başında görüyorum. Çok odaklanmış görünüyor. Amrit kutsal Durga heykelinin etrafında ritüel bir tavaf olan parikrama yapmaya başladı. Birkaç devadası basit ama çok güzel bir dans gerçekleştirerek meydanın merkezine geldi. 3 tane vardı. Sonraki başka bir üçlü bir öncekinin yerini aldı. Sırayla girenler arasında Yashvi'yi fark ettim. Ah, sen de buradasın. Onun önünde dans etmek istiyorsun değil mi? Seni izleyeceğini umuyorsun. Kıskançlıktan içim yiyordu. Kızı kolundan tutup bir tarafa fırlatasım geldi. Ne onun ne de Amrit'in suçlu olmadığını biliyordum. Ama bunu kalbimde nasıl açıklayabilirdim? Dans hareketleri gerçekten de basitti ama insanlar tapınak güzellerine hayranlıkla bakıyordu. Aniden aklıma bir fikir düşüncesi geldi. Garip bir düşünce geldi. Şu an onlardan birine benziyorum. Onlarla dans etsem ne olacak? Pujariler, Amrit ve Ratan buna ne der? Kızarlar mı? Sırıttım. Kalküte ve burada olan her şeyle yakından bağlantılı olduğumu söyleyip duruyorlar. Ben de öyle sokaktan geçen biri değilim yani. Ben Amala Basu'yum. Yani sola dönüş, sağa dönüş, ayak yukarı, sonra zıpla, kolay. Bunu söylediğine göre dans sırasında sorabilir, bir daha okuyayım. Sola dönüş, sağa dönüş, ayak yukarı, sonra zıpla, kolay. Ritüel dans favorilerinin olan ilişkilerini geliştirecek, aynı zamanda hikayeyi, tanrıça puanlarını ve saygıyı etkileyecek. Karar verdim dansa katılmaya. Dans eden üçlünün çekileceği anı bekledikten sonra bir sonraki üçlüyle birlikte meydana doğru çıktım.
Önüne geçtiğim yaş bir bana baktı. Kelimenin tam anlamıyla yerinde dondu kaldı. Ne olduğunu anlamadı. Ama artık kimse umurumda değildi. İçimde her şeyi doğru yaptığıma dair inanılmaz bir his vardı. Kulağım bir anda melodinin ritmini yakaladı. Diğer iki devadasını basit hareketlerine eş zamanlı olarak tekrarlamaya başladım. Ve amalamız çok güzel yine. Üçümüz bir Hint müzik aleti olan sitarinin melodisi eşliğinde dans etmeye başladık. Vücutta hoş bir hafiflik oluştu. Beni dinliyor ve her hareketi isteyerek yapıyordu. Diğer kızlarla dans ederken nasıl uyumlu bir şekilde kıvrıldığımı, zarif adımlarımı binlerce göz izliyordu. Durga heykelinin etrafında dolaşan Amrit beni fark ettiğinde neredeyse ritüeli durduracaktı. Hiçbir tepki göstermeden işine devam etti. Ancak artık dikkati Tanrıça'da değil, bendeydi. Zarif dönüşlerim ve hızlı hareketlerimden gözünü ayırmıyordu. Delicesine keyif aldığını suratından asla anlamazdım. Ama birbirimizi hissettiğimiz için bunu kesinlikle biliyordum. Çok iyisin. Ellerim mükemmel çizgiler çiziyor, kalçalarımın yumuşak hareketleri melodiyle tam zamanında uyuyordu. Önümdeki mutlu kalabalığa gülümseyerek sırtımı büktüm. Olayın ne olduğunu bilmiyorum ama dans ederken ruhum şarkı söylüyor gibiydi. Hinduizm'de zengin bir enerji kaynağı olarak dansa büyük önem veriliyordu ve ben kendimi tamamen ona vermiştim. Birçoğu dansından etkilendi. Birden ne oldu? Bulutlu gökyüzünde bir anda şimşek parladı, sağır edici gök gürültüsü duyuldu. Bir an korktum ama halk sevinçle haykırdı. Bunu Tanrıça Durga'nın bir işareti olarak algıladı. İrsi Pujari, bize Tanrıçayı getirmiş, bakın. Yüksek saygı yolu, birçoğu beni ve Amrit'i işaret etmeye başladı. O ve bu güzel dansçı Mahadevi Durga'nın bakışlarını üzerimize çevirdi. Bize mutluluk getirir, mutluluk, Aydın Brahmanoğlu ve Tanrıçaya kendini adamış devadasi. İnsanlar senden çok etkilenmiş, Durga'nın seni işaretlediğini akılda tutacaklar. Ritüel sona erdiğinde insanlar sevinmeye ve coşmaya başladı. Bu kargaşada biri benim elimi tuttu. İçeri girelim. Ne? Adam beni tapınağa çekti. Ne halt ettiğinizi sanıyorsunuz? Elini geri çek. Ne istiyorsunuz? Bırakın beni. Sana bir şey yapmayacağım. Sakin ol. Sadece beni takip et. Karşı koymadım ve onu takip ettim. Baş başa kalacağımız düşüncesi bana keyif verince birden utandım. Seslerin gürültüsü aniden azaldı ve bize alışılmadık bir sessizliğe büründük. Koridor boyunca ilerledik ve kendimizi geniş bir salonda bulduk. Odanın başında yeni bir Durga heykeli vardı ancak öncekinden çok daha ayrıntılı. Hafif bir gülümsemeyle bize bakıyor gibiydi. Amrit beni dikkatle inceleyerek etrafımda dolaştı. Bugün çok güzelsin, çok. Amrit görünüşünü gerçekten çok beğendi. Sana dediğimi yaptın, Puja'ya geldin. Sanki başka bir seçeneğim varmış gibi. Burada kendi özgür iradenle bulunduğuna inanmak istiyorum. Sadece Puja'da değil, benim yanımda da. Ne demek istiyorsun? Onunla böyle baş başa durmak biraz heyecan vericiydi. Kalbimin hızlı atışını hissetmemesi için dua ettim. Ama nafile, sonuçta ben de onun kalbini mükemmel bir şekilde hissedebiliyordum. Dubey düşüncelerimi okumuştu sanki. Gergin misin? Sizin kadar. Yoksa beni o kadar mı beğeniyorsunuz? Kalbiniz çok hızlı çarpıyor. Beğeniyorum. Senden hoşlanıyorum Amala. Bu zaten çok belli değil mi? Yalnız bu hoşlanıyorum kelimesinde normalinden çok daha fazlası gizli. Bu ne anlama geliyor? Çok uzatmayalım. İşte burada karşındayım. Ben de seninle aynısını hissediyorum. Bunu bilmek için sana dokunmama bile gerek yok. Tüm özgüvenimle seni öylece öpmeye bile hakkım yok. Veya istediğim zaman görmeye. Ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Sana daha yakın olmak istiyorum. Gizlice buluşmak ve birbiri için bir şey ifade etmemek aptalca. Benimle resmi bir ilişki mi kurmak istiyorsunuz? Evet. Garip mi? Ne hissettiğimi biliyorum. Ve bundan utanmayı düşünmüyorum. Cevabın Amrit ile olan romantik ilişkinin devamını etkileyecektir. Ben de sana daha yakın olmak istiyorum. Umurumda değil. Senin gibi birine sempati duymam beni rahatsız ediyor. Yine de elimden bir şey gelmiyor.
Amit gülümsedi alayla değil samimiyetle. Düşündüğün kadar kötü bir insan değilim. Kendi insanlarıma oldukça farklı davranıyorum. Amit onun olacağına inanıyor. İhaneti öğrenirse kıskanır. Bana sarılmak için yaklaştı ama ben bir adım geri attım. Öfkemi ifade etmek için bu fırsatı kaçıramazdım. Ve işte yine buradasın, tapınakta. Bir kızla baş başa. Tanıdık bir ortam olmalı değil mi? Bana laf mı sokuyorsun? Adam elini uzattı. Ona güvenmeyerek başımı salladım. Dokunmasına izin vermedim. Önce ben, sonra o. Senin için bir farkı yok değil mi? Amala, çocuk olma. Sana söyledim. Yaş bir beni ilgilendirmiyor. Bu tür saçmalıkları duymak bile komik. Bu seni küçük düşürmüyor mu? Tam olarak ne? Yaş ile kendini karşılaştırman. Gerçekten eşit olduğunuzu mu düşünüyorsun? O kızın benim için senden daha anlamlı olabileceğini mi? Peki senin için ne kadar önemliyim? Yeterince. En azından sıradan bir tapınak dansçısından çok daha fazla. Bana gel. Tereddüt ettim. İçimde yükselen öfke ve gurur istediğini yapmama engel oldu. Amit bunu fark etti. Yorgun bir şekilde içini çekti. Tamam, ben geleyim. Adam bana doğru birkaç adım attı ama ben yerimden kımıldamadım. Gözlerimin içine baktı. Senin için sarf ettiğim bütün bu çabalar inanılmaz. Başka biri için aynısını yaptığımı hayal bile edemiyorum. Eğer bu şekilde özür dilemeye çalışıyorsan bu şimdiye kadar gördüğüm en kötü özür şekli. Özür dilemiyorum. O zaman durum bunu gerektiriyordu. Tanrıçaya hizmet ettiğim anlarında ben değilim. Bu da ne demek? Amit bana anlamlı bir bakış attı. Yakında bu soru geçerliliğini kendiliğinden kaybedecek. O zaman vereceğin tepkiyi görmek isterim. Adam düşünceli bir şekilde gülümsedi. Benim olmaya karar verirsen diğer tüm kadınlar benim için yok olacak. Yanımda kalman benim için çok önemli. Benim için önemli. Senin mi? Kendini bu tür yükümlülüklerle bağlamaya hazır mısın? Tek bir kadını seçmek bir zorunluluk değil. Arzu ettiğim bir hedef, birçok erkeğin olduğu gibi. Tek sorun layık ve uygun bir kadın bulmak. Evliliğini şikayet eden erkeklerin hepsi birer aptal sadece. Sen de öyle bir arzu fark etmedim. Şu ana kadar sana herhangi bir söz verdiğimi hatırlamıyorum. Peki o malum kadın olabileceğime nasıl karar verdin? Bunu sadece biliyorum. Her şey buna doğru gidiyor Amala. Artık seni sadece düşünmek istemiyorum. Ya sen, sahip olduklarımız sana yetiyor mu? Yetmiyor. Daha fazlasını istiyorum. Şimdilik yetiyor. Şervane, uzun bir erkek gömleği veya kısa ceket. Bak, eş rolüne girmeye başladın bile. Senin için bu öyle kolay bir karar mı? Sanki evliliğin hiçbir anlamı yokmuş gibi. Hayır, evlilik benim için çok şey ifade ediyor. Kararı ne kolay ne de hızlı. Amrit çarşafı tekrar kanepeye koydu. Kafam karışmıştı. O bunu fark etti. Arkamdan geldi ve kulağına alçak sesle konuştu. Seni ciddiye aldığımı söylerken yalan söylemiyordum. Birkaç kişinin ayak seslerini duydum. Şaşkınlıkla etrafına bakmaya başladı. Kim bu? Buraya kim geliyor? Şşş, zararsızlar ama onlarla tanışmanı istiyorum. Ne? Arkamı döndüm. Salona koyu renk giysili birkaç kişi girdi. Etrafımızı sardılar. Aralarından birinin kıyafeti kırmızıydı. Ratandı. Tanıştırayım. Soyunun son temsilcilerinden Amala Basu. Ve bir bölümün daha sonuna geldik. 3. sezonda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.